Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kar yağdı ispecimizin yumurtalarının döl kontrolünü yapacağız. Bakalım altındaki 7 yumurtadan kaç tanesi dolu, kaç tanesi boş. Kontrol edelim. Kendisi de bakalım kız kardeşi gibi başarılı mı olacak? Yoksa başarısız mı? Hep beraber göreceğiz. Yumurta döl kontrolü yapmadan önce yumurta döl kontrolü nasıl yapılır? Kısa bir bilgi geçeceğim. Diğer videolarımı izlemeyen insanlar, yeni izleyecek olanlar bu bilgilere belki ihtiyaçları vardır. Arkadaşlar, yumurta döl kontrolünü 3. gün ve 12. gün arası kontrol edebilirsiniz. Benim size tavsiyem 9. gün ile 11. gündür. Çünkü 9. gün ve 11. günde yumurtanın içerisi çok net gözükür. Çok iyi bakabiliyorsanız 3. günde bakabilirsiniz. Bugün bu grubumuzun yaklaşık 13-14. günü. Biraz geç kontrol ettim çünkü unuttum. Diğer kardeşinin grup yatışına daldım. Onun takibi yüzünden bu grubumuzu unuttum. Gördüğünüz gibi grup yattığı yerin önü telle kapalı. Onun bakımını ben yapıyorum ki kendi yumurtladığı bu folla diğer tavuklar da girip yumurtlayıp diğer yumurtaları bozmasın diye telle kapattım. Bu grubumuzu her gün 2 defa dışarıya atıyorum. Yemini suyun içirip pisliğini yapmasını sağlıyorum. Daha sonra tekrar buraya çıkmayacak şekilde kendim kapatıyorum. Yumurta döl kontrolünü arkadaşlar gece karanlığında yapmak zorundasınız. Gündüz hiçbir şekilde göremezsiniz. Gece karanlığında yaptığınız zaman çok iyi bir verim alacaksınız. Şu an zaten bu videoda uygulamalı çektiğim için ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu odada ışık var şu an. O ışığı kapatıp yumurtaları tek tek kontrol edeceğiz. Bakalım hanımefendi 7 yumurtadan kaç tanesinde civciv oluşumu olmuş, kaç tanesinde ya hiç olmamış ya da bozulmuş. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Yumurta döl kontrolü için size gerekli olan başka bir telefonun flaş ışığı ya da kendi telefonunuzun flaş ışığı olacak. Ve ortamın karanlık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu flaş ışığının üzerine yumurtayı koyduğunuz zaman karanlıktayken içerisi çok net şekilde gözükecektir. Ben hemen bunu yapmaya başlayacağım. Öncelikle grubumuzu dışarıya alalım. Yastık gibi de olmuş zaten. Çok seviyorum ben kızlarımı. Çok güzel bir tavuk. Hemen yemlenecek. Pisliğini yapıp suyunu içecek. Biz de hemen yumurtaların kontrolünü yapalım hep beraber. Evet, telefonun flaşını kapattım. Oradan bir tane yumurta aldım. Bu yumurta tamamen boş arkadaşlar. Çok net bir şekilde gözüküyor. Büyük bir ihtimal dölsüz çünkü hiçbir şekilde damar oluşumu yok. Bunu kenara ayırıyorum. Diğer yumurtamızı kontrol edelim. Görmüş olduğunuz bu yumurta dolu arkadaşlar. Bariz belli. Hemen geri yerine koyalım kenara. Tavuk yuvasına saldırdı. Evet. İkinci yumurtamız da tamamen boş arkadaşlar. Bu da çok bariz belli. Bunda bu yumurta da dölsüz arkadaşlar. Çünkü hiçbir oluşum başlamamış. Diğer yumurtamızı kontrol edelim. Bu görmüş olduğunuz yumurta dolu arkadaşlar. Bunu hemen kenara koyalım. Bu görmüş olduğunuz yumurta da dolu arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım.
Bu yumurta tamamen boş arkadaşlar. Bu da dölsüz bir yumurta. Son yumurtamızı kontrol edelim. Bu yumurta da tamamen dolu. 7 yumurtanın 4 tanesi dolu. 3 tanesi boş. Bu 3 yumurtayı direkt ayıracağım. Hemen ışıkları açalım, devam edelim. Şu an videoda görmüş olduğunuz 4 adet yumurta dolu arkadaşlar. %100 eminim. Diğer üçünde de %100 eminim boş. Bunun sebebi son yumurtalarını topladığımda da fark etmiştim. Çiftleşmesi için getirdiğim horozu iade ettikten sonra kalan yumurtaları kurk yatırmıştım. Büyük bir ihtimal o 3 yumurtada dölsüz olduğu için boş. Yine bu kurkumuzu da tebrik ederim. Döllü olan yumurtaları sağlıklı bir kuluçka dönemi geçirerek sıcak tutmuş. Şu an görmüş olduğunuz yumurtaların altında da toprak kum karışımı var. Sıcak tutması için gübresi var tabii ki, içinde karışık. Bir de bit yapmaması için kül var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Tabii ki başka yöntemler uygulayan arkadaşlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde de verim alıyorum. Videoyu izlerken maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. 4 İspeç yavrumuz bizi beklemekte. Bakalım nasıl bir çıkım olacak. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Allah izin verirse hepsi çıkacak. Vermezse tabii ki çıkmayacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Kurkumuz yemleniyor. Çok acıkmış. Büyük bir ihtimal suyunu da içecek. Yuvasına geliyor. Mükemmel bir duygu arkadaşlar bu. Şu an siz izlerken de nasıl imrendiğinizi hissedebiliyorum. Allah size daha iyilerini nasip etsin. Daha güzellerini nasip etsin inşallah. Hepinize dua ediyorum. Hepiniz mutlu olun istiyorum. Şu an ben video çekerken bile kendim izlediğim için çok daha çok zevk alıyorum. Canlı canlı. Umarım bu duyguyu videolarımı çekerken sizlere de yansıtıyorumdur. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Her videomda söylüyorum, bu benim için çok önemli. Kimler videolarımı beğeniyor, kimler beğenmiyor kontrol etmek istiyorum. Bu konuda bana destek olursanız sevinirim. Bir de attığım videoların bildirimi gelmiyor diyorsunuz. Videolarımı geç izlediğinizi söylüyorsunuz. Yorumlarda kontrol ediyorum. Yorumlarda okuyorum. Videolarımı anında izlemek istiyorsanız sağ altta abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan çan işaretine tıklarsanız attığım videoları anında bildirim alıp ilk izleyen siz olursunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sol üstte de yine yararlı videoların linkini paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar.
Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.